Çevre Komiseri, Artvin İl Başkanlığı ve Türkiye Spor Yazarlar Derneği Artvin İl Temsilciliği görevine gitmekteyim. 24 yıldır gazetecilik mesleğindeyim. Az önce İsmet Bey'in bahsettiği Artvin marka şehri konusunda katılıyorum. Sayın Valimiz gerçekten Artvin'e büyük bir çığır açtı bu konuda, marka şehir olma konusunda. Ayrıca şunu ilave etmek istiyorum. Tabii ki de küçük yerlerde gazetecilik mesleği gerçekten çok zor. Sanayinin büyük olduğu yerlerde biraz daha kısmi olarak, ekonomik olarak daha güçlü bir basın sektörü oluşmaktadır. Ancak şunu gözlemlemekteyim. Sayın Valimiz zaman zaman yerel medyaya ciddi anlamda destek sağlamaktadır. Ben de aynı zamanda ilgili meclis üyesi görevinde yürütürken ilgili meclisinde de sizlerin haklarını mümkün olduğunca savunmaya çalışıyorum. Bir konuda da ben Sayın Valimize teşekkür edeceğim. Bundan 5-6 ay önce 85-90'a yakın Küresel Gazeteciler Konseyi Türkiye geneli ve yurt dışından gelen gazetecilerimizi Artvin'de ağırladık. Bu konuda bizlere çok büyük bir katkıları oldu Sayın Valimizin. Ve bu gezi sonunda sadece Artvin'in dünya genelinde 2800 haberi yayınlandı arkadaşlar. Hem yurt içinde hem yurt dışında gazete ve sitelerde 2800 haberi yayınlandı. Bu Artvin'in marka şehir olma konusundaki logosu Eminönü'nün 2800 yerde yayınlandı. Tabii ki de Sayın Valimizin bu güzel çalışmalarından sonra bizim yapmamız gereken bunu duyurmaktır basın olarak. Bu sadece Artvin içinde kalmayacak, bize görev düşüyor Sayın Valimizin belirttiği gibi. Az önce Tolga Bey dediği gibi hükümet unutmadı, hükümet çalışanı yerinde tutuyor her zaman. Sayın Valimiz inşallah bir süreli bitiyor. Son bir iş olarak Hopa'daki tır parkı sorunu da çözüp, sap kapısındaki çevre sorunu da çözdükten sonra herhalde artık yeni gelene bir iş kalmayacak şekilde uğurlayacağız. Ben, biz artık her zaman yukarıda görüyoruz İsmet Bey. Sen görmüyor musun yoksa? Tabii ki de. Mümkün olabilir. Biliyorsun Artvin'e gelen valiler her zaman yukarı doğru giderler. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.